Soruyor programı devam ediyor. Sayın Salim Uslu Bey konuğumuz. Evet Ebru Hanım buyurun. Türkiye'nin geleceğini demokrasi yolunda nasıl görüyorsunuz? Ben iyi görüyorum. Çünkü toplumlar eğer kötülüğü, yanlışı, krizi, kaosu içselleştirmiş, kabullenmişlerse, kaderlerine razı olmuşlarsa, bunu da kader bellemişlerse, kendilerine dayatılan yaşam biçimini, o insanların gelişme ve değişme şansı yok o toplumda. Hani ayet-i kerimede var ya, Allah bir toplum istemedikçe o toplumu değiştirmez diye. Şimdi toplumun değişimi istiyor olması lazım. Şüphesiz bu değişimin rolü, şeyi, hızı, yönü önemlidir. Yani başkalaşma da olabilir. Şimdi siz bilmezsiniz, gençsiniz. 12 Eylül'den önce bu ülkede herkesin, hatta 2000 öncesi, 2001 öncesi bu ülkede yaşayan herkesin her fırsatta, kahvede, iş yerinde, aile ortamında her fırsatta konuştuğu şey şuydu. Yok canım, bu devlet adam olmaz, bu millet adam olmaz diyordu herkes. Şimdi her yerde, ben 3 senedir aktif siyasetin içindeyim. Daha önceki sendikal yaşamı siyaset saymazsak. Genç bir yeni bir siyasetçiyim. Yaşım olgun ama siyasi tecrübe itibariyle genç sayılırım. Yeniyim. Fakat eski tecrübemle söylüyorum ki, toplumda müthiş bir karamsarlık vardı. Umutsuzluk hakimdi. Ve sürekli birileri de bu toplum adam olmaz diye umutsuzluk yayıyorlardı. Siyasetten adam olmaz, toplumdan adam olmaz, üniversiteden adam olmaz vesaire vesaire. Toplumun bütün kurumları yıpratılıyordu ama tabii önceliği beyaza vermişlerdi. Her taraf kirli olmasına rağmen siyaset öncelikle kirletiliyor idi. Şimdi öyle değil. Şimdi 3 yıldır aktif siyasetin içerisindeyim ve her gittiğim yerde toplumdan beklentilerini alıyoruz. Onu yapmışsınız hiç önemli değil. Şunu da isteriz diyor. Yapılanları görmüyor. Yapılanları tamam o zaten yapıldı diyor. Şunu da isterim diyor. Ve haklı. Çünkü bu hükümet, bu devlet yapabilme gücünü, kabiliyetini ortaya koymuştur, kanıtlamıştır. Yine siz bilmezsiniz eskiden bir kamu binası, basit sıradan bir okul, hastane 20-30 yıldan önce bitmezdi. Şimdi öyle değil. 2 yılda, 3 yılda bitiyor. Bitmeyenler var mı? Tabii ki var. Neden? Eski alışkanlıklarını sürdürmek suretiyle sürekli ödenek artırmak, sürekli keşif artışıyla ilave para kazanmak isteyen, eski alışkanlıkları sürdürerek kolay para kazanmak isteyen müteahhit anlayışı var. Ama genel başkanımız diyor ki kardeşim burayı sen kaç ay yapıyorsun şunu ne zaman teslim edeceksin? İşte 25 ay sonra. Hayır 20 ay sonra teslim edeceksin diyor. İş başlıyor ve bitiyor. Biliyor musunuz? Biz İstanbul'da havaalanı yapıyoruz. Ve Almanlarla bugün çekişmemizde konu olan 3. havaalanı üstelik de Viaport olacak. Yani herhangi bir yere giden uçağın aktarma yapmak üzere konaklayıp kalktığı bir büyük havaalanı olacak. Şimdi bu Avrupa'da Frankfurt Havaalanı bu görevi yapıyor idi. Bir miktar Münih aldı onun yükünü. Şimdi bu yük elimizden gidecek diye en çok bu imkan elimizden, bu fırsat elimizden gidecek diye en çok Almanlar karşı çıkıyor ama biz İstanbul 3. Havaalanı'na devlet olarak hiç para harcamayacağız. Yap işlet devlette yapılacak. 20 yıl işletilecek. Sonra yeniden devlete iade edilecek. Devletin cebinden hiç para çıkmadan yapılıyor. Bence at binenin kılıç kuşanın diye Anadolu'da bir söz vardır. Yani bütün mesele işinizi biliyor olmanız önemlidir. İşinizi bileceksiniz, işinizi doğru yapacaksınız, zaman çok kıymetlidir, buna inanacaksınız. Çünkü bizim toplumumuzun kıymetini bilmediği en önemli unsur zamandır. Cenab-ı Hak bile birçok yerde yemin ederken zamana yemin etmektedir, değil mi?
zamana, asra yemin etmektedir. Bu zaman çok önemlidir. Onun için de bizim zamanı iyi kullanmak üzere mutlaka birbirimize haksızlık yapmadan yapılanların hızını, miktarını, niteliğini artırarak geleceğe umutla bakıyor olmamız lazım. Şimdi artık toplum özgürlükler içerisinde yaşamanın, demokrasi içerisinde yaşamanın keyfini almıştır. Böyle bir darbe beklentisi, bir muhtıra beklentisi, bir silahlı gücün müdahalesi gibi bir bekleyinti toplumun hiçbir kesiminde yok. Bilakis bu tür hukuk dışılıkların, darbelerin, muhtıraların Türkiye'yi geri bıraktığı konusunda ya da kendi meşruiyet alanını oluşturmak amacıyla bu tür hukuk dışılıkları zaman zaman teşvik ettiğini herkes bilmektedir. O nedenle bence Türkiye şimdi istikrara oy vererek demokrasinin birinci adımını, çözümü gerçekleştirerek demokrasinin ikinci adımını, cumhurbaşkanlığını halkın seçimini sağlayarak ve arkasından da devletin devlet başkanlığını gerçekleştirmek suretiyle yani hem güçlü parlamento hem güçlü devlet başkanını gerçekleştirecek bir reform yapmak suretiyle üç aşamalı bir demokratik süreci tamamlamış olacaktır. Ve tabii bunun için bir anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Bu anayasa değişikliğine de milletimiz evet derse süreci hızlandırmış olacağız. Evet efendim. Yoksa bizim bu konudaki mücadelemiz devam edecek. Evet, Kaçkar TV Harun Bey buyurun. Efendim, benim ikinci sorum kısa olacak. İkinci sorum çözüm süreciyle alakalı. Çözüm sürecinin de ne aşamaya gelindi? Bunun akıbetiyle ilgili bilgi verebilir misiniz efendim? Evet. Geçtiğimiz hafta toplumsal barışı sağlamak amacıyla bir 6 maddelik yasa çıkardık. O yasa ile mümkün mertebe hem eve dönüşü hızlandıracak, hem silahları bıraktıracak, hem de dağda silahla, keleşle ya da yol keserek çözüm aramak isteyenlerin gittikleri yolun yanlış olduğunu onlara anlatacak diyalog mekanizmasını gerçekleştirmek istiyoruz. Almanya'da Bader-Meinhof çetesi vardı. İngiltere'de IRA var. Yine İtalya'da Kızıltugaylar, biliyorsunuz Başbakan Aldo Moro'yu kaçırmıştı. Ve son olarak da ETA İspanya'da. Ve dünyanın başka yerlerinde de benzer ayrılıkçı hareketler her zaman olmuştur. Bu hareketleri silahla son erdirmek mümkün değildir. Yalnız bu hareketlerle bizdeki terör örgütü arasında bir fark var. Ben bunu eski DEP milletvekili rahmetli Doğan'la da konuştuğum için iyi biliyorum. Hak İş Başkanı iken bana geldiğinde onun ifadesidir. Dedi ki bütün dünyada silahlı güç siyasal gücün emrindedir. Oysa bizde tam tersine siyasi güç silahlı gücün emrinde. Böyle bir ters pozisyon var Türkiye'de. Ama ben çözümün konuşarak siyasette olduğunu düşünenlerdenim. Ve terörden nemalananların, kandan beslenenlerin Türkiye'ye çok büyük zarar verdiklerini düşünüyorum. Hangi cephede yer alırsa ya da ne adına konuşursa konuşsun, şiddeti teşvik eden de dolaylı olarak teröre destek oluyor demektir. O açıdan çözümü barışta gören herkesin silaha ve şiddete ısrarla karşı çıkması gerekiyor. Bir arkadaşımız bize dedi ki savaşmak için insanların dövüşmek ve savaşmak için akıllı olmasına gerek yok. Çocuklar bile kavga yapar, birbirlerini yaralarlar. Ama barışı kurmak için, barışı sürdürmek için, barışı sürekli hale getirmek için insanın akla ihtiyacı var ve biraz da vicdana ihtiyacı var. Türkiye dağı taşı bombalamak suretiyle çok büyük bir ekonomik zayiat içerisindedir. Stratejik zayiat içerisindedir. Oysa barış koşullarını sağladığımızda bir dışarıdan Türkiye ile ilgili hesap yapanların
taşeronlarla ilişkilerini kesmiş oluyorsunuz. İki, şiddetten siyasi nema bekleyenlerin, yani işte özgürlük diye bağıranlarında ya da kana kan intikam diye bağıranlarında elinden o silahı aldığınız zaman o siyasi nemalanmayı alıyorsunuz. Toplum kim teröre ne kadar karşı, kim terörle ne kadar başarı sağlıyor ona bakmayacak. Toplum kim geleceğimizi daha iyi kurgulamak üzere bir proje geliştiriyor ona bakacak. Yani siyasette hissiyatın yerini, duygunun yerini, şiddetin yerini, terörün yerini akıl ve bilgi alacak. İşte bu zannediyorum eğer bu çözüm paketine yönelik, yani toplumsal barış sürecine yönelik herkes soğukkanlı ve herkes sorumlu davranarak katkıda bulunmaya çalışılırsa inanıyorum ki Türkiye 35 yıllık terörü sona erdirmiş olacaktır. Elbette kaybettiğimiz gençlerin geri gelmesi mümkün değildir. Giden canlar gitti. Ama hiç olmasa belki onların kaybedilmiş olması, onların canının yanmış olması Türkiye'nin geleceğini aydınlatacaktır. Nurettin hani, Bey sizinle toparlayıp bitirelim. Buyurun güzel efendim. Güzel söz var ya, mum için örnek verilir. Kendi yanar ama etrafını aydınlatır diye. Belki Türkiye bu terörle beraber yaşadığı acıyı, edindiği acı tecrübeyi kendisi için iyi bir yol haritasına, iyi bir aydınlığa, ışığa çevirebilir. Böyle bir imkan var. Evet, Nurettin Bey'le Sayın bitirelim. Bekirim, Çorum'u sormadan program eksik kalır diye düşündüm. Kanal 19 yine bizim dostumuz aynı. Öyle Satılmış Bey bizi Çorum'a koymaz sonra. Efendim, yeni Türkiye'den bahsediliyor. Ben de yeni Çorum'u sorayım o zaman. Evet. 2023 vizyonunda Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği yeni Türkiye yolunda Çorum'u hangi güzellikler bekliyor? Evet, bununla bitirelim efendim. Vallahi buyurun. Çorum'u üniversitemizi kurduk. Üniversitemizin yerleşke sorunu vardı, onu çözdük. İlçelere sırayla yüksek okullar açıyoruz. Açılan yüksek okullara yeni bölümler açıyoruz. Ve şimdi Sungurlu'nun temelini attık. Çorum'da temel attık. Osmancık, İskilip hızla gelişiyor. Alaca'da yine bir hayırsever büyükçe bir okul yapıyor. Yüksek okul yapıyor. Yollarımızı yapıyoruz. Doğalgaz olmayan büyük ilçelerimize doğalgaz götürüyoruz. 690 milyon TL'lik, yani 690 trilyonluk Çorum'da devlet su işleri yatırımı var. Sulama, gölet vesaire 690 trilyon. Çorum'a devletimizin yeni Çorum'u yaratmak üzere tahsis ettiği yatırımların toplamı 8,5 katrilyondur eski parayla. Böyle bir Çorum. Özellikle sanayinin gelişmesi bizim açımızdan çok önemli. Çünkü Çorum'un leblebiyle anıldığını biliyoruz. Ama bilin ki, inanın ki Çorum sanayicisi ve girişimcisi gerek yatırım konusunda, gerek ambalaj konusunda, gerek marka konusunda, gerekse istihdam konusunda, gerekse ihracat konusunda çok inanılmaz bir başarı öyküsü yaşıyor. Bizim organize sanayi bölgemiz bir tanedir ama 4 aşamada bitirilmiştir, genişlemiştir. Şimdi bir yeni aşama, Çorum'a bir 216 hektarlık daha organize sanayi bölgesi kazandırdık. 2 tane çağrı merkezi kurduk Çorum'a. Şimdi toplum yararına çalışmadan belediyelerimiz yararlanıyorlar. Ve aşağı yukarı o 216 hektarlık organize sanayinin altyapısında 30 milyon TL. Onu da Sanayi Bakanlığı'na yaptırıyoruz. İlçelerde yapılan yatırımlar, il merkezinde yapılan yatırımlar, belediyelerimizin etkin bir biçimde çalışması çok önemli. Başka bir şey daha söyleyeyim. Alevi-Sünni çatışması yaratıldı Çorum'da ve bundan çok bedeller ödedik. Şimdi onu kaynaştırmaya çalışıyoruz. Mesela AK Partili olmayan bir belediyenin ihtiyacını takip etmek ve onu gidermek de benim görevim. AK Partili olan da, çünkü biz 12.600 kilometre karelik Çorum toprağını
bir ve beraber görüyoruz ve aslında bizim açımızdan Türkiye bir ve beraberdir. Ama benim sorumlu olduğum seçim bölgem itibariyle Çorum'da hastanesi olmayan ilçe kalmayacak. Şu anda birçoğunda yaptık, birçoğunda yapmaya devam ediyoruz, birçoğunda temellerini attık. Spor salonlarıyla, sağlık gençlik merkezleriyle, yeni okullarla, yeni kamu binalarıyla inanılmaz bir çalışma içerisindeyiz. Üniversitemizde öğrenci sayımız şu anda 13 bini buldu. Üstelik de çok genç bir üniversite, daha çok yeni bir üniversite. Ama önemli olan şu, üniversitemizde özellikle Teknokent projemiz var. Sanayiciyle işbirliği yaparak, bir de çalışkan rektör hocamız var. Sanayiciyle işbirliği yaparak gençlere istihdam imkanı veriyoruz. Yurt kapasitemizi 2000'e çıkardık, hedefimiz 3000'e çıkartmak. Evet. Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurt kapasitesini diyorum. Bir de özeller var, ayrıca şeyler var. Özel idarenin yaptıkları var. Evet. Sinan Sayın Bey, Başkanım, yok yani programımızın... Ben Sinan Bey'e teklif edeyim, izin verirse. Bence programlardan birisini Çorum'da yapalım. İnşallah Sayın Başkanım. Olur Sayın Vekilim, bir müjde verelim bu güvenliklerle ilgili bir torba çıkmadı. Onun cevabı ne de Türkiye şimdi, gelen bütün arkadaşlar müjde verelim. Benim bu konudaki, ben sendikacıyım, benim bu konudaki tezim şudur. Herkese kadro verme şansınız yok. Böyle bir şey de yok. Dünyada da yok. Benim tezim şudur. Toplu sözleşme sistemini yaygınlaştırmamız gerekiyor. Yani bugün bazı işçi ve işveren sendikalarının karşı çıktığı iş kolu sözleşmesi var. Örnek Fransa. Fransa'da sendikalaşma oranı %10'dur. Ben bunu belgeleri getirmedim bugün ama. Fakat toplu sözleşmeden yararlanma oranı %85-90'dır. Toplu sözleşmeden yararlanma oranını genişletirseniz, o zaman inanın taşeron işçisi, güvenlik işçisi, usta öğretici bütün bu sorunları kaldırırsınız. Yani toplu sözleşmenin sağladığı işçilere bütün haklardan bütün işçiler eşit koşullarda yararlandırılırsa ve aynı zamanda 4857 sayılı yasanın sağladığı iş güvencesi işçilerin çalışma statülerine bakmaksızın herkese aynı şekilde uygulanırsa ben çok fazla sorun kalacağını sanmıyorum. Geriye bir sosyal kabul sorunu kalır ki özel sektörde bilhassa onu da aşmak kolay. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Anadolu Soruyor programı Sayın Salim Uslu ile burada sona eriyor. Yarın başka bir konukla buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.